Dostlar, ben Çınar. Bugün çok heyecan verici bir video ile karşınızdayım. Bugün Vivo V29 model akıllı telefonun kutu açılımını ve incelemesini yapacağım. Bu cihazı merak edenler için harika bir içerik hazırladım. Ama önce bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videoları kaçırmazsınız. Şimdi Vivo V29'u yakından tanımak için bu cihazın kutusunu açalım. Kutunun üzerindeki tasarım çok şık ve içinde bizi nelerin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum gerçekten. Şimdi isterseniz telefonu göstereyim. Kutu açılımına geçmeden önce dün aldım bu cihazı ben. Fiyatı 20.000 TL. Verdiğim fiyata gerçekten değer oldukça kat ve kat iyi bir telefon. Samsung veya Xiaomi alacağıma Vivo almak benim için daha iyi bence. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Şu an ekranda gördüğünüz gibi Vivo V29. Vivo V29 5G. Şimdi cihazı açıyoruz. Açtım. İlk öncelikle bize verilen bir kılıf var. Kılıfı şöyle göstereyim. Ve karşınıza Vivo V29. En sona inceleyeceğim. Şimdi öncelikle kutu içinde ne var ne yok hemen bakayım. Şöyle açıyoruz. Ve kullanma kılavuzu. Bakalım. Zaten telefonu nasıl kullanacağımı biliyorum. Her türlü bakmama gerek bile yok. Burada kitapçık var. Garanti belgesi. Ve bir adet şarj kablosu. Tabii ben bunu dün açmıştım. Kontrol amaçlı. Şöyle uzunlukta. Şöyle bir adet adaptör. Adaptörü hemen şöyle takalım. Tamamdır, taktık. Ve adaptör çok çok iyi hızlı şarj ediyor. Şöyle bırakalım. Tamamdır. Ve bir adet de anahtar. Anahtarı sizlere en sona göstereceğim. Bunun ne işe yaradığını. Şimdi kutumuzda başka bir şey olmadığına göre telefonu açmaya geçiyoruz. Vivo akıllı telefon. Kamerası oldukça iyi. Ve buradaki lambası gece çektiğiniz kamerayı ve videoyu sabahmış gibi gösteriyor. Onu sizlere göstereceğim. Kılıfı takayım. Ve şu an telefonu gördüğünüz gibi açıyoruz. Şu an 8 Ekim saat 1. Hemen kodla açtık, tamamdır. Şöyle ben size hemen bir göstereyim telefonu. İlk öncelikle hemen kamera kısmına bakıyoruz. Kamerası oldukça çok iyi. Bu arkadaki ışığı size hemen göstereyim. Sol üstten sol değil. İkinci seçeneğe tıklıyoruz. Aura ışığı her zaman açık olacak. Şu an ışığı açtık. Burada görüntü kalitesini ayarlıyoruz her türlü. Mesela çekeyim bir tane şurada bir tane video veya bir resim. Çektim. Şöyle size hemen göstereyim. Video kısmında ise bu şekilde.
Çok canlı bir şekilde video çekiyor. Burada mikrofilm ayarı var. Burada mesela mikrofilm derken hani istediğiniz bir ayar olur. Onu seçersiniz. Mesela onunla ilgili bir tane hani resim veya bir şey çekersiniz video. Burada video kısmına gelince burada yüz temizleme. Burada şey var zaten, efektler var mesela, değişebiliyorsunuz her türlü. Portre şekli var. Telefon oldukça kaliteli. Çekim özelliği çok profesyonel. Bir insan gözü gibi gerçekten çekim sağlıyor. Şimdi kameradan çıktık. Ayarlardan başlayayım. Hemen geliyoruz. Buradan ayarlardan buradan göz koruma programı var. Ağ internet var. Bluetooth var. Ekran parlaklık var. Sonra kilit ekranı var. Dinamik efektler var. Ses titreşim var. Dinamik efektler var. Ses titreşim, uygulamalar, bildirim, sistem güncellemesi zaten önümde. Pil zaten çok yavaş bitiyor. RAM hemen da gördüğünüz gibi hesaplar, sistem, telefon hakkında. Şöyle ben size özellikleri hemen göstereyim. Telefon belleği ise 256 GB, Android 13. İşlemci oldukça çok iyi. Ve 8 çekirdekli. Şimdi ayarlarla işimiz bitti. Buradan dün akşam ben birçok program indirmiştim. Oyundur, programdır. Mesela FIFA indirdim. Snaptube indirdim. Mesela oyun indirdim. Gördüğünüz gibi. Snap Edit, CapCut, Snaptube, Struct. Mesela Google'un bu şifre koruma kısmı, Vodafone, Türk Hava Yolları, Adobe Lightroom, PixArt gibi. Bu da ekran kaydetme programı. Bunu ekstra sizlere tanıtacağım. Yani bundan sonra çekeceğim bütün vlog olsun, oyun olsun veya başka bir şey olsun. Bütün çekimlerimi hep bu telefona yapacağım. YouTube Studio, Instagram, Play Games, Movit. Mesela Movit. Onu ben çok kullandığım bir program. Konum buluyorum her türden. Play Games zaten biliyorsunuz, bunu demeye gerek yok. Snapseed de fotoğraf uygulaması. Efekt verip veya çekilen şekillere sokma programı. Tumblr bir nevi sosyal medya oluyor zaten. Müzik var. Canva indirmiştim. Canva'yı çok kullandığım programdır. Ekranda gördüğünüz AZ Share. Bu Vivo'nun kendi dosya paylaşma programı. Skype indirmiştim. Skype çok kullanıyorum. UOK var burada. Rus sosyal medyası. Sonra burada Play Store'e, albümler. Bu iManager. Bunu hemen size göstereyim. Bunu sürekli olarak kullanın. Bu çünkü çok işe yarıyor gerçekten. Kabul ediyorum. Buradan da kabul ediyorum diyoruz. Tamamdır. Şu an tarıyor. Optimize et diyorum. Şu an telefonu optimize ediyor. Bitti. Buradan güvenlik taraması diyoruz. Kabul ediyorum diyoruz. Bu şu an kendisi tarıyor bunu. Tarama bitmiştir. Bunu 30 günde bir olsun. Veya bunu manuel de yapabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir zamanda. Bunu ben şimdi değil diyorum. Tamamdır. Burada başka işimiz yok. Geri çıkıyoruz buradan. Ondan sonra alan temizliği var. Burası da. Mesela burada gelen büyük dosya oluyor. Onları tıklıyorsunuz buradan. Şu an bende var mı? Hemen bakıyorum. Şu an bende yok. Burada mesela büyük dosya olunca gereksiz dosya buraya çok geliyor. Onları kaldırın. Telefonunuzu açın yer. Daha rahat kullanabilirsiniz. Buradan da geri çıkıyoruz hepten. Çıktık. Şöyle hemen sürdük ekranı. Tamamdır. Hemen basıyorum. Bir de şey göstereceğim ben size. Mesela diyelim telefonlarınızda yer olmuyor, alan olmuyor veya dosya büyüklüğü oluyor. Bunları halletmenin tek bir yolu daha var. Onun için bayağı bir uğraştırmak gerekiyor. Yani telefonla bayağı uğraşmak gerekiyor. YouTube'a basıyorsunuz üstüne bir kez. Uygulama bilgileri var. Ona tıklayın. Ha, depolama alan ve ön bellek var. Tıklayın ona. Ön belleği temizle. Geri çıkın.
Bütün işlemler burada. Ondan sonra Google var, Gmail var, harita var, Drive var, YouTube Müzik, Google TV. Bu Google TV'yi hiç kullanmadım. O yüzden pek bilmiyorum, bir şey diyemeyeceğim onun hakkında. Fiyatlarla filmler var, kitaplık var. Bunun yerine Netflix veya başka yerden dizi, film izleyip fotoğraflar var, kişiler, takvim, Google One, podcastler, Google haberler, Home ile kayıt alıyor. Bunun kaydını ben çok beğendim. Oyunlarda nasıl rahat rahat oynayabiliriz onu hemen size göstereyim. Şu an ekranlarda Frontline 1942 oyunu var. Onu hemen açıyorum ve size gösteriyorum. Ekran gerçekten çok canlı. Görüntü kalitesi oldukça kaliteli, mükemmel diyebilirim. Şöyle kısa bir göstereyim hatta. Gördüğünüz gibi oyun kalitesi oynarken hiç kasmıyor ve tamamen full şekilde HD veriyor. Vivo V29 güçlü bir işlemciye sahip. Böylece uygulamalarınızı hızlı bir şekilde çalıştırıp ayrıca yeterli depolama alanı önemli dosyalarınızı saklamanız için bolca alan sunuyor. Gün boyu kullanıma uygun uzun pil ömrü ile Vivo V29 enerji kaygısı yaşatmadan telefonunuzu kullanma özgürlüğünü sağlıyor. Yani sonuç olarak şöyle söyleyeyim. Vivo V29 model akıllı telefon, gücü ve kullanım kolaylığını bir araya getiren etkileyici bir cihaz. Bu cihazı ben gerçekten kullanırken çok hoşuma gitti. 20 bin lira verdim ama gerçekten çok verdiğim paraya değmiş oldu. Sizlere de bu telefonu tavsiye ediyorum. İsterseniz alabilirsiniz. Hani keşfetten bazı şeyler göstereyim. Mesela şu an Instagram keşfetteyiz işte. Her şeyi çok net gösteriyor. Bu kutu açılım videosuyla sizlere bu harika telefonun neden bu kadar popüler olduğunu göstermeye çalıştım. Bu cihazın diğer özellikleri hakkında daha fazla bilgi gelecek videolarda bulabilirsiniz. Şimdi isterseniz telefonun kamerasını nasıl çektiğini göstereyim ben sizlere. Hemen kameraya girdik. Hemen gösteriyorum bir saniye. Böyle şu an gördüğünüz gibi açıyorum hemen. Lamba açık zaten her türlü. Lamba açık halde çekeyim bir tane resim şuradan. Çektik. Bakayım hemen çektiğim resmi. Resmi gayet güzel çekti. Şuradan bir tane daha çekeyim başka tarzdan video mesela. Video çekim gücü oldukça profesyonel. Bir film gibi şu an çekiyor video. Bir film gibi şu an çekiyor video. Ben kapatayım şuradan. Kapat, tamamdır. Şu an ışık kapalı halde çekeceğim. Hayatı yaşa. Video. Güzel bir video çekiyor şu an. Hemen göstereyim videoyu ben size. Şöyle. Hatta buradan videoyu editleyebiliyorsunuz. Video. Güzel bir video çekiyor şu an. Burada başka söylemediğim ne kaldı? Mesela buradan bir şey daha göstereceğim. O son kısımda bir anahtar var demiştim. Onu size hemen bir göstereyim. Size bir göstereyim nasıl açılıyor, yapılıyor diye. Anahtarımız şu an gördüğünüz gibi şeklini magnum gibi yapmışlar. Onu hemen çıkartıyoruz buradan iğnesini. Cihazımızı aldık.
Bu arada cihazda ekran koruyucu mevcuttur şu an. Yani şu an gördüğünüz gibi ekran koruyucu göstereyim ince biraz ama. Zaten belli oluyor ekran koruyucu olduğu. Kılıfı çıkartayım hemen. Şimdi anahtarımızı bu bölgeye yerleştiriyoruz hemen. Şöyle biraz oynuyoruz onunla. Burası sim kart yeri. Şöyle gördüğünüz gibi sim kart yeri telefonu. Hemen göstereyim şöyle sim kart. Buraya telefonunuzun sim kartını hangi hattı kullanıyorsanız onu da buraya koyuyorsunuz. Sonra kapağını kapatıp eski yerine yerleştiriyorsunuz. Ve anahtarla işiniz bitiyor. Kaldıralım, tamamdır. Dostlar, Vivo V29 model akıllı telefonun kutu açılım videosunu harika bir şekilde tamamladım. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duydum. Yeni videolar kaçırmamak ve kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu telefonla ilgili daha çok videolar çekeceğim. Yani dediğim gibi vlog olsun, oyun olsun veya eğitim videolar olsun. Her türlü bundan sonra yapacağım bütün videoların hepsi bu telefonla olacaktır. Yani sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.